Bugüne kadar üzerimizde çok hakkım vardır. Canını bağışlıyorum. Lakin bir daha sakın karşıma çıkma Ertuğrul. Yoksa Azrail'in olurum seni. Hain köpekler! Öldürün beni! Öldürün! Bir çoluğa öldürmek bana yakışmaz. Bağlayın şunu! Hepinizin kellesini mızrağımın ucunda gezdirmezsem bana da Süleyman Şahoğlu Ertuğrul demesinler. İnşallah kurda kuşa yem olmazsın Ertuğrul. Dağlar tekin değildir. Kardeşim Gündoğdu'ya selam et. Yakında onun canını alacağım. Noyan'ın iti. Eceline az kaldı. Haydi gidiyoruz Alper. Haydi. Merak etmeyesin. Ertuğrul yüzünden yaşadıklarımıza bak! Abdurrahman ve Hamza'yı idam edecektik. Bu iş bitecekti! Yeğenim, obamızın huzuru için ne gerekiyorsa yapacağız. Sen hele biraz sakin ol. Toparlan obayı dönüyoruz. Hazır mı oldun geyikli? Her tarafta, her yerdesin. Her Musa'ya bir Hızır gönderene bakmak lazım. Eyvallah. Var olasın. Turnalar Noyan içinden havadis eder. Öge dayın yanından dönmüş. Obaya musallat olmak ister. İlk önce biz ona musallat olacağız. Abdurrahman'ı kurtarmam lazım. Haydi vurlar ola. Birlik ve dirlik olalım dedik. İhanet hançerini sırtımızdan yedik. Lokmamızı paylaştık. Lütfamızı paylaştık. Lakin huzur obamızı terk eyledi. Bu obaya huzur yeniden gelmeli Korkut Bey.
Yoksa kayı yüzünden Dodurga da elinden gidecek. Beyler, birliği kabul ederken müşküllerin olabileceğini hepiniz bilirdiniz. Bütün bu olabileceklere rağmen birleşelim dedik. Artık oyun bozanlık edilmez. Senin keyfin yerinde. Kayının yaralıları dertleri sayesinde kesen doldu tabii. Densiz! Kopartırım senin o dilini. Herkes haddini bilsin. Burası benim toyum. Kayılar ihanetlerinin bedelini ödesinler. Yoksa kan gövdeyi götürür. Diyet isteriz, bedel isteriz. Korkut Bey'in otağında beyler bizden bedel isteyecektir. Ödemediğimiz bedel kalmadı zaten, bunu da öderiz. Biz o bedeli öderiz de üzerimize yapışan bu hainlik yaftasından nasıl kurtulacağız? Onca düşmanla cenk ettik. Hiçbir Hamza kadar canımı yakmadı. Ya başından beri hain oysa? Bizi kıyıma götürdüyse? Hamza Gündoğdu'ya öfkesinden bu hale gelmiştir. Ne yapacağız ana? Kayı ahalisi yeniden göçen eder. Kayı için göç, azale koşmaktır aymağım. Göç için ne takatimiz ne de malımız vardır. Sen yardım et ya Rabbim. Tutekin. Her ihanetin bir bedeli vardır. Er geç o bedel de ödenecektir. Bedel mi? Sen buna bedel mi dersin abi? Biz size obamızı soframızı açmakla fazlasıyla bedel ödedik zaten. Ahval nedir Tuğtekin? Ahval şudur ki, kayıların alplerin Noyan'ın mal olmuştur. Obadaki her kayı ileride Noyan'ın malı olabilir. Bu kadar hainle nasıl yaşayacağız? Dodurga beyleri öfkelerine teslim olmuşlar. Sapla samanı karıştırırlar. Ben de derim ki, kayılar toydaki vazifelerinden el çeksin. Ya da alpleri pusatlarını teslim etsin. Ve Abdurrahman idam edilsin. Bu kayıları emir erimiz yapmak demektir. Onlar bizim emir erimiz bile olamaz. Onlar sürülerimizi gütse yeter. Sen ne dersin beyim? Baba! 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 Baba!
Su getir! Beyim! Su getir! Beyim! Velhasıl Tuğtekin bize olan güvenini yitirmiştir hanım. Nasıl yitirmesin? Bundan gayrı Tuğtekin'in yüzüne nasıl bakarız? Dur bakalım. Bir hain çıktı deyu. Öyle bütün oba töhmet altında bırakılmaz. Kim bilir onların içinde de ne hainler barınır. Keşke bir tane hain olsa. Geldiğimiz günden beri obada huzur mu bıraktık? Başımıza bunca ağ örülürken gözlerimiz nasıl kapanmış, basiretimiz nasıl bağlanmıştır ona şaşarım. Göç yoluna düşmeyelim dedim, dinlemediniz. Böyle tehlikeli topraklarda hayvanlarımızı otlatırsak kurtlar da pusu kurar, çakallar da. Diyet isteyeceklerdir, bedel ödeteceklerdir. O bedel neyse öderiz deli Demir. Kendinizi çok yormuşsunuz beyim. Kalbiniz sükunet ister. Bu yaşında huzuru soluklaması gerekirken başına dert üstüne dert açılır. Kayılar ona zehir yudumlatırlar. Destur var mıdır beyim? Gel. Beyim Ertuğrul geldi. Eceline gelmiş demek ki. Çabuk alpleri hazırla. Duymadın mı beni? Emredersin beyim. Obadan izah çıkmasın bey. Töreyi bozmayalım. Töre mi kaldı artık? Bu yapacağın düşman saflarını sıklaştırır. Önce onları lokmalara ayır, sonra afiyetle yersin. Evlat. Evlat. Baba. Canım babam. Beyimizi bu şuruptan mı yudumlar? Bu yaşta bunlar onu mezara götürür. Beni Süleyman Şah oğullarıyla yalnız bırakın. Yaklaşın. Gözlerimin içine bakın ikiniz de. Ben sizi bugünler için yetiştirmedim.
babanız Süleyman Şah'ım yaşıyor olsaydı sizin bu densizliğinize ne derdi ha? Ne derdi? Onca belayı göğüs gerdik. Onca şeri def ettik. Bizim birliğe, dirliğe ihtiyacımız var. Siz ne edersiniz? Ahalinin yüzüne nasıl bakacaksınız? Bu vakitten sonra bir daha birbirinize el kaldırırsanız size hakkımı helal etmem. Sütümü de etmem. Sözlerim duyuldu mu? Kucaklaşıp helalleşin şimdi. Hakkını helal et abi. Helal olsun. Sen de helal et kardeşim. Helal olsun. Bana Hamza meselesini anlatın. İnsanın damarlarından fışkıran şehvettir. Altınsa o şehvetin ucuz cariyesi. Hiçbirinizin şu adi altınlara tamah etmeyeceğini bilirim. Siz cihanın en güçlü ordusuyla cenk etmek, cihanın en büyük ordusunun bir neferi olmak için buradasınız. Vuruşmak için. Kelle almak için. Ha. İçinizde altına tamah etmek isteyen varsa gelsin benden istediği kadar altın alsın. İsterse ona sahip olduğum tüm altınları vereyim. Siz altın için yola çıkmış ucuz yiğitler değilsiniz.
Siz cihanın gördüğü en iyi savaşçılarsınız. Kaya atlarsınız. Şimdi de binlerce yıldır kardeşiniz olan Moğolların Cihan Sultanı Öge Dayı'nın hizmetine girmek için buradasınız. Bu kutlu buluşmadır. Cihanın en iyi savaşçılarıyla en büyük imparatorunun buluşması. Aramıza hoş geldiniz. Bundan böyle benim bir neferim değil, kan kardeşim olacaksınız. Müsaade yok. Müsaade isteyen de yok. Çekil. Gireceğiz. Turgut. Tuğtekin Bey'imin sözüne oyun. Oyun ki mesele çıkmasın. Biz bey olanın sözüne uyuyoruz. Yemek getirdik. İki lokma bir şey yesin. Lakin tez vakitte çıkın. Kardeşlerim benim. Sana iki lokma bir şey getirdik kardeş. Ahval nedir? Hamza hainlik yapmış derler. Doğrudur. Moğol casusu çıktı. Belki başından beri hain oydu.
Obayı da kıyma sürükledi. Hamza'nın öfkesini benden çıkarmak isteyecekler. Ertuğrul Bey'imiz oldukça, biz oldukça senin kılına zarar gelmez kardeş. Merak etmeyesin. Abi, sıhhatine dikkat etmelisin. Sana bir şey olursa bütün ahali perişan olur. Hayme, ahali zaten perişan. Tüm beylerim kayıya sahip çıkmanın karşılığı bu mudur der. Ya diğer kayılarda hain çıkarsa der. Başka ne derler? Huzurumuz kalmadı. Nizam bozuldu derler. Peki sen bütün bunlara ne dersin? Benim güzel bacım, beylerimi sakinleştirmem gerek. Bunun için bedel ödemelisiniz. Ya toydan çekilin ya da alpleriniz pusatlarını bıraksın. Abi, senin beylerin biz çoban olalım, kayı da bizim sürümüz olsun der. Kayı bize kulluk etsin der. Öyle mi? Benim beylerim bugüne kadar aslanlar gibi durdu. Sen kabahati kendi oğlun Ertuğrul ve boyunda ara. Yoksa bu birlik bozulur. Sır oldun. Lale oldun. Aklından geçeni kimse bilmez. Gönlümden geçeni dilim duysa, dilimi keserim ki kimsenin başı derde girmesin. Başımız dertten beladan zaten kurtulmaz Ertuğrul. De hele, gönlümden geçeni bilmek isterim. Sadece şunu bil. Gönlümde deli taylar cirit atarlar. Deryaları aşarlar. Yağız yeri titretirler. Bıkmak, usanmak bilmeden koşarlar. Ötelere, daha ötelere. Bu deli taylar sanki gün gelecek. Boyumuzun tam gazı tüm cihana yayılacak der. Alem önümüzde diz çökecek. Adalet göklerde dalgalanacak. Cihan bizim olacak der. Daha bir obamız bile yok Ertuğrul. Tüm cihan nasıl bizim olacak? İşte bu yüzden gönlümden geçeni kimseye demem. Bak, sen bile deli tayların bana dediklerine inanmazsın. Tüm bu belaları, bu şerleri nasıl def edeceğiz Tutekin? Rüzgar eken fırtına biçer Gökçe. Biz Türkler bu diyarlara vatan eylemek için geldik. O yüzden topraklar bize yar olana dek bu bedelleri ödeyeceğiz.
Aklında ne var? Evvela obayı toparlayıp hainleri temizlemeliyiz. Nasıl olacak o Tuğteki? Güzel olacak, güzel. Sen bunları boş ver, hadi gel, yarış eyleyelim. Alper'in hainlik eylemekte yarışırken sen burada gönül eyleştirirsin ha. Sen de bey olup hainlerin peşinden koşacağına kırlarda at koşturursun ha. Tuğtekin. Gidelim. Tuğtekin. Gidelim Gökçe. Gidelim. Ha! Ona bir şey yapacaksın diye çok korktum Ertuğrul. Süleyman Şahoğlu Ertuğrul, olgunlaşmayan başağı tırpanlamaz. Kocabaş, ellerinde pek hünerliymiş ha. Bu ne lezzet? Koca kafanın her inliğe çalıştığını bilirdik de. Ellerinde maharetliymiş. Ne inliği mi gördün Bağış kardeş? Şu gözlere baksana. Cirit atar yuvasında. Bak bak, nerede durduğu belli değil. Turgut'la Doğan. Abdurrahman'ı görmeye gelmişler bugün. Görmüşler mi? Sansa görüştürmüş. Samsa. Kafasız ahmak Samsa. Sözümü dinlemezsen senin etlerini kurda kuşa yem ederim. Ben size görüştürmeyeceksiniz dedim.
Ertuğrul ve alplerinin en ufak hatasında tebeline bineceksiniz. Anlaşıldı mı? Al. Bunları temizlesin. Korkut Bey anamdan, toydan çekilmemizi ya da Alpler'in pusat bırakmasını istemiş. Düştüğümüz hallere bak hele. Yer yarılaydı da bu hale gelmeyeydik. Kafandan ne geçer beyim? Oyunu oyunla bozacağız. Tuğtekin'i üzerimize çekeceğiz. O zaten hep ensemizde hata yapmamızı bekler. O vakit biz de ona hata yaptıracağız. Ne edeceğiz beyim? Tuğtekin'in töre bilmez bir alp olduğunu tüm ahaliye göstereceğiz. Hainliğiniz yetmedi şimdi de bize kafa mı tutarsınız siz? He? Ha? Bu bayrak buraya dikilmeyecek! Abim bizden cevap bekler. Ne diyelim? Dayımla son bir kez konuşmak isterim onu. Dışarıda ne oluyor? Destur var mıdır? Gel. Hayme ana. Tuğtekin Bey'im. Gücün Kayı Bey'in emanetine mi yeter Tuğtekin? Unutma ki bu basit bir bez parçası değildir. Öfkesini ata mirasından çıkarmak senin gibi bir alpe yakışmaz. Senin hala konuşmaya yüzün var demek. Obasına ihanet edip Doğuya'nın köpeği olan senin alplerin ne çabuk unuttun? Senin bir emrinle ölüme gidecek yiğitlere, alplere, ağabeylik, babalık edeceğine asıl onlara ihanet eden sensin.
kendi beceriksizliğinin bedelini başkalarına ödeterek mi bu obada birliği sağlayacaksın Tuğtekin? Sen! Bırak! Biz niçin yaşarız ha? Niçin savaşır? Niçin şehit düşeriz? Bir nefesine bile hükmedemediğimiz bu cihanda sonu gelmek bilmeyen savaşlara girmemizin nedeni nedir? Atalarımızın miraslarını ayaklarımızın altına alıp ezmek mi? Yoksa o mirası başımızın üzerinde tutmak mı? Mirası sahipsiz bırakma abi. Tekin, ayıp ettin, ayıp. Tekin'e güvenip de Alplerin komutasını verdik. Verdik lakin... Tuğtekin bu sefer haddini aşmıştır. Ertuğrul Tuğtekin'e layık olduğu gibi davranmıştır. Böylece hem senin, hem benim, hem de babanın onurunu kurtarmıştır. Doğru dersin ana. Tuğtekin haddini aşmıştır. Lakin Tuğtekin'i sırtından vuran da bizim Alplerimiz. Ertuğrul'un Alpleri. İş bu noktaya varmayabilirdi. Eğer obadaki bu ikiliye bir dur demezsek, Moğollardan evvel biz birbirimizin işini bitireceğiz. Tıpkı Habil ile Kabil gibi.
Daha ne kadar beni ezip geçmesine tahammül edeceksin? Baba. Uhuletle ve suhuletle bu meseleyi halletmek lazımdır Tuğtekin. Öfkenin kimseye faydası olmaz. Sana inanamıyorum. Hala onu kayırıyorsun. Herkesin içinde beni rezil etti. Sen hala onu kayırıyorsun baba. Halan bir yandan, o bir yandan. O herhangi biri değil. Anlamıyor musun? Ertuğrul'u hep kayırdın. Onu hep benden üstün gördün. Hala da öyle. Alpleri ihanet ettin, Oya'nın peşinden gitti. Ve sen hala onu savuruyorsun. Hala! Bütün bunlar niye oldu biliyor musun baba? He? Bütün bunlar niye oldu biliyor musun baba? Senin yüzünden. Senin yüzünden. Çünkü sen onu hep kayırdın. Şimdi bana cevap ver. Ertuğrul'u sevdiğin için mi kayırıyorsun? Yoksa ondan korktuğun için mi? Ha? Söyle bana baba. Ondan korkuyor musun baba? Ha? Söyle bana. Ondan korkuyor musun baba? Ertuğrul hiçbir zaman obanın bayrağını gönderden indirip çiğneyecek kadar küçülmezdi. Ama sen bunları göremeyecek kadar zayıf ve ahmaksın. Çık dışarı. Çık! Hemen! Tuğtekin'in itibarı Dodurgan'ın itibarıdır. Yani senin itibarındır. Tuğtekin'in itibarını kurtarmalısın. İsyankar kayı alplerine haddini bildirmelisin. Bu zor günlerimizde attığım her adım çığ gibi bana geri dönüyor Aytun. Görmez misin? Görürüm beyim. Lakin Ertuğrul'un burnunu sürtmek gerektir. Aksi halde sana itaat etmek yerine her adımında köstek olacaktır. Nasıl yapacağım bunu Aytun'um? Nasıl? Bir yanda canım kadar sevdiğim kardeşim Hayme. Öteki tarafta Oğuzların göz bebeği Ertuğrul. Kolay mı? Abdurrahman'ın hesabını gör. Bir taşla iki kuş vurmuş olursun. Hem Dodurgalılar mutlu olur. Hem kayı bedelini ödemiş olur. Ne oluyor? Ne işiniz var burada? Çekilin şuradan. Ne istersin Abdurrahman'dan? Çekilin şuradan. Çekilin, çekilin. Çekilin nasıl sen çekilin üstünden. Söyleyin kim gönderdi sizi buraya? Ne istersiniz Abdurrahman'dan? Çekilin Korkut Beylemli. Ne istiyorsunuz? Vakit geldi Abdurrahman. Ne pis pis sırıtırsın hain! Sonumun geldiğini ne sen ne de beyin karar veremez. Ancak Yüce Rabbim karar verir. Vahşi bir kısrağın terkisine bağlanıp leşin sürüklenirken bakalım böyle konuşacak mısın?
tam istediğin gibi oldu. Elini sımsıkı sardı. Şifa olur inşallah. Sayende. Artık çolak bir elim yok. Çelikten bir elim var. Hadi bismillah. Ters giden bir şey olursa bana haber ver demiştiniz. Ne oldu? Abdurrahman'ı götürmeye geldiler beyim. Niyetleri fenadır. Hayır da şer de beyimin ağzından çıkar. Yapma kardeş. Allah'ın tokadını yersin. Ağzın bunun ifla etmez gayrı. Hayır da şer de Allah'tandır. Geç şöyle. Çekilin şuradan. Ahmet! Buradan sizler. Bugün kardeşine kılıç çeken, yarın kefenin çizmesini öper, bilmez misiniz? Beyimin emridir. Onu götüreceğiz Ertuğrul Bey. Nereye götüreceksiniz? Talimhanede infaz edilecek. İzin vermeyiz. Yeter! Yeter! Toyun kararı neyse... uyulacaktır. Beyim, toyun kararına hürmet edeceğiz. Götürün. Geldiğinden beri her gün, her gece alpleriyle bir işler karıştırır durur beyim. Obanın dışında da gizli gizli biriyle buluşuyor. Bundan adım gibi eminim. Kim? Yakında kim olduğunu öğreneceğim beyim.
değil mi? Evet Aytun Hatun. Nasıl? Bıraksalar topunu kazağa tutacak. Baban Abdurrahman'ın infaz emrini verdi. Hatasını anladı demek. Beni çamura gömüp üstümde tepindikten sonra aklı başına geldi yani. Belki de onu biri uyandırmıştır. Babanla büyük bir beylik olma yolunda bütün engelleri aştınız. Sultan Alaaddin'den beklediğimiz hayırlı haber de gelecek. Kendi topraklarımızda büyüyüp güçleneceğiz. Sana düşen sadece sabırlı olmak Tutekin. Ertuğrul buradayken bu nasıl olacak ana? Yakında Ertuğrul'un ili gibi itibarı da çolak kalacak Tutekin. Babanın dediği gibi uhulet ve suhuletle. Şimdi git. Ertuğrul'un alplerine ihanetin bedelini nasıl ödettiğinizi göster. Bir çolağın kaderini değiştirmesine izin vermeyeceğini göster. Abi nasıl böyle bir şey yaparsın? Benden habersiz nasıl bir infaz kararı verirsin? Ben sadece iki obanın toyda aldıkları kararı yerine getirdim Halime. Şimdi infazın tam zamanı. Yoksa işler çığırından çıkacak. Sırf gözdağı vermek için Alp'imin canını alamazsın. Onun infaz edileceği vakte ben karar vereceğim. Alplerin bize ihanet etmeden önceydi o. Unutma. Oğlum ya da ben bir darbe daha yersek bu ortaklık biter. Herkes başının çaresine bakar. Sonunda iş bu noktaya vardı. İşinin de, ortaklığının da canı cehenneme! Abdurrahman bize babanın emanetidir. O emaneti koruyamazsam vekaletini nasıl korurum? Belki artık o vekaleti de taşıyamıyorum. Estağfurullah ana. Olur mu öyle şey? Senin varlığındır bizi bir arada tutan. Hiç olmadığımız kadar paramparça olduk. Daha ne kadar? Ne kadar? Abdurrahman'ın masum olduğunu sen de bilirsin değil mi? Hamza'nın da bize ihanet etmeyeceğini düşünürdük ana. Ne bileyim, kime güveneceğimi, neye inanacağımı ben de bilemem. Git bana Ertuğrul getir. Emrin olur. Dayı! Bana hesap sormaya mı geldin Ertuğrul? Bir zamanlar tanıdığım yiğit dayım nerededir diye merak ettim. Ertuğrul, sözlerine dikkat et. Bana gücün yetmediği için mi alpimi infaz etmek istersin dayı?
Tuğ Tekin'in akılsız işlerini benim yiğit alpimin kanlı kefeniyle mi örteceksin? Bertolon! Benim tanıdığım, sevdiğim yiğit dayım böyle bir işe kalkışmayacak kadar şereflidir. Kulak kabartıp itimat ettiğin insanlara dikkat et. İçindeki öfkeyle hepimizi nasıl bir uçuruma sürüklediğini fark et artık. İki obaya da yaptıklarına bir bak. Hiç mi vicdanın yok senin? Bu infazı durdur dayı. Abdurrahman masumdur. Bana olan öfkenle elini yiğit bir alpin kanına bulama. Yoksa alplerimin gözünde hiçbir itibarın kalmaz. Toyun kararına uyulacak. Abdurrahman infaz edilecek. Bana başka çıkar yol bırakmadın Ertuğrul. Belki bundan gayrı haddini bilirsin. Ne vakit bu kadar düşüncesiz, bu kadar acımasız oldun sen? Yoksa başka hesaplar içinde misin? Eğer öyleyse gün gelir o hesapları ortaya çıkarırım dayı. Hala vaktin varken bu infaza son ver dayı. Ertuğrul! Çık git buradan! Bana ikimizin de pişman olacağı şeyler yaptırma! Çık git! Hemen! Turgut, Ertuğrul Bey'in buna izin vermezdi bana. Abdurrahman'ın infaz edilmesine izin veremeyiz. Bir bedel isterler ana. O bedeli ödeyelim. Ne yapacaksın? Lanet olsun ölü kardeşliği. Eğer infazı ertelerseniz alplerimiz pusatlarını bırakmaya hazırdır.
Lakin tek bir arzumuz var. Abdurrahman'ın infaz kararını Haymağan'ım versin. Madem öyle. Baba, yapma bunu. Ver şu idam emrini. İnfaz ertelendi. İnfaz ertelendi. Allah razı olsun. Mahkumu çözün, kafesine götürün. Kayalardan haber mi getirdiler? Evet. Konuş. Her şey tam istediğiniz gibi. Demek ortalık fena karışmış ha Tangut. Er geç Abdurrahman idam edilecek. Bu kayı alplerini daha da bileyecek. Ertuğrul'u da öfkeden ne yaptığını bilemez hale gelecek. Ondan sonra iki obayı birbirine bağlayan bütün dikişler patlar. Sana demiştim Tanut. Türkleri dürtüp bırakacaksın. Bırakacaksın ki kendi kendilerini yesinler.
Bacılar! Birbirinizi çekiştireceğinizde işinize bakın. Siz tezgahlara geçin. Olanlar için ne düşünürsün Gökçe? Bu ihanetin bedeli er ya da geç ödenecektir Aytul Nart. Yoksa bedeli çok daha ağır olur. O halde bunu o tatlı diline Tuğtekin'e anlat. Ağabeyin Ertuğrul'a hala öfkesi çok büyük. Hadi git. Eminim yanında olursan kendini daha iyi hissedecektir. Öfken haklı bir öfkeydi. İhanete uğradın. Haklıyken kendini haksız yere koydun. Onurunu kırdılar. Sen de kayıların onurunu kırdın. Biliyorum hata ettim. Lakin Ertuğrul hayatım boyunca yaşamadığım utancı yaşattı bana. Sadece sana değil. O bunu herkese yapar. Apansızca kalplerini kırar. Sevgilerini, saygılarını bir paçavra gibi suratlarına çarpar. Sen neden bu kadar kızgınsın abine? Çünkü... Çünkü biz bunları hak etmedik. Başka bir şey istemem. Merak etme. Bitecek.
durumunda oldum. İstediğin gibi at koşturursun obada. Selcan Hatun. Kocan olmasaydı hepiniz ırmağa karışan çamur gibi dağılırdınız. Dua edin ki Gündoğdu gibi bir beyiniz var. Onun gibi yiğit, onun gibi onurlu bir erkeğin, senin gibi bir kadına bir gün bile katlanması mucize. Cihan'ın gördüğü en iyi savaşçılar orada. Onların hepsini ordumda istiyorum Hamza. Vakti gelince hepsi senin için savaşacaklar. Merak etme. Hamza artık bizimledir. Sırrın ifşa olmaz. Öyle değil mi Hamza? Size güzel haberlerim var. Ertuğrul, birlik bozulmasın diye obayı terk edecekmiş. Ertuğrul asla obasını bırakıp gitmez. Sürüsünden ayrılan yaralı kurdun sonu ne olur dersiniz? Sen senin kelleni koparırım. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Bu kadar ucuz kurtulacağını mı sandın? Kütüğe çık. Kütüğe çık.
Eğer uyursan, kımıldarsan ya da kaçmaya kalkarsan asılarak öleceksin. Anladın beni? İçeriye kimseyi sokmayın. Hayırdır beyim? Yarın sabah Doğan'la Geyikli'nin mağarasına gideceksiniz. Orada benden haber bekleyeceksiniz. Eyvallah beyim. Ya Abdurrahman? Malum sen de obadan gidiyorsun. Onu böyle bırakıp... Merak etmeyin. Onu Geyikli'nin mağarasına yanınıza yollayacağım. Aklında ne var beyim? Neden bize söylemezsin? Bize güvenmez misin? Kaç vakittir çok şeyi bize söylemez oldun. Düşmana karşı her şeyi bilirsiniz. Bilirim ki düşman ne dilinizi ne de yüreğinizi çözebilir. Lakin karşımızdakiler düşmanımız değildir. Canımızdan öte candırlar. Bundan gayrı ne kadar az şey bilirseniz o kadar iyidir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı beyim. Nasıl emredersen beyim. Hadi şimdi gidip hazırlanın. Sabah erkenden yola çıkmanızı istiyorum. Benden bir isteğin var beyim? Var değil Demir. Buyur beyim. Sen her oğul anasının isteyeceği bir gelinsin. Hayırlısıyla o günleri de görürüz inşallah. Gökçe istediğin zırhları bitirmek üzere. Lakin bazı alınacaklar var der. Birlikte Erzurum'a gittiğinizde alırsınız. Artık derim. Öyle değil mi Gökçe? Ben artık yatayım. Sizin konuşacaklarınız vardır. Hayırlı geceler. Dur hele dur. Otur biraz sohbet edelim. Bugün benim yanıma gelip konuştun. Sağ olasın. Hayırdır beyim? Beni sakinleştirdin. Öfkemin beni savunmasına mani oldun. Bundan böyle dilimden de gönlümden de anlayan biri var artık. Çok şükür.
Sadakallahülazim. Kimdi o gelen? Gökçe. Bu vakitte. Ne işi varmış? İki genç birbirlerini görmeden duramazlar bey. Tekin'le Gökçe'yi derim. Birbirlerine pek de yakışırlar. Tuğtekin benimle konuştu. Artık beni rahmetli anası gibi sever sayar. Kızda gönlü var. Ya Gökçe'nin? Beraber Erzurum'a gidecekler. Döndüklerinde kalbinden geçene hep beraber öğreniriz. Peki Hayme ne diyecek bu işe? Süleyman Şah'ın kızıyla Korkut Bey'in oğlu aynı yastığa baş koyarsa bundan bir değil iki gerdek çıkar beyim. Dudurgalılarla Kaya'nın nikahı da kıyılmış olur. Bu işin sonu nereye varacak? Bugün ne yaşıyorsak yaşamayan bebelerimiz yüzünden değil mi? Benden böyle kaçarsan, bana sırtını dönersen, bu işin sonu nereye varır Gündoğdu? Doğmadan ölen bebelerimin acısı hala kor gibi içimde Selcan. Bir de doğup da emziremediklerin var. Ben bir küçük bedeni daha toprağa vermeye dayanamam. Allah günahlarımı affetsin. Gayrı böyle bir acıyı yüreğim kaldırmaz benim. Bundan gayrı bu çadırda çocuk sesi duymayacağız dersin, öyle mi? Ya da beni bu çadıra diri diri gömmek istersin. Hazır mısın evlat? Hazır mıyım? Haydi bakalım. Ya Allah. Hayırdır Deli Demir? Abdurrahman'a yemek getirdim.
Tuğtekin Bey'imin kesin emri var. Kimseyle görüşmeyecek. İçeri hiç kimse girmeyecek. Dışarı çıkan olursa da acımadan öldürülecek. Niye görüşmüyormuş? Canı öyle istedi diyelim. Yetmez mi? Ha, iyi. Elmas! Mehmetçiler! Hadi! Market yoluna. Merak etme. Senden selam söylerim. Ölüm mahkumuna. Hadi şimdi git. Gece gece iş çıkarma başımıza. Ömrünü verdiğin beylerin sana nasıl ihanet ettiler gördün. Hayma anan bile seni silip attı. Ertuğrul Bey. Uğrayıp halini hatırını sormaz. Sen hala köpekliğini yap beylerine. Yarın buradan leşin çıkacak. Ha, gerçeği itiraf edersen. Kimlerle birlikte iş tuttuğunu ifşa edersen. İnfazını durdurabilirim. Sürgüne gidip güzel bir hayat yaşayabilirsin. Benimle birlikte kimlerin başını yakmak isterse koca baş. Seni yitirebilirim. Defol git buradan. Ertuğrul Bey'imi selamını getirdim.
Dikkatli olun. Çadırın etrafında kuş dahi uçmayacak. Doğan'la Turgut'a sahip çıkasın. Bir tatsızlığa daha tahammülümüz yoktur. Abdurrahman'a gelince... aman diyeyim, onun başına bir ahval gelmesin. Gelince dilim damağım dolaşır gibi oluyor. Ne konuşacağımı bilemiyorum. O kadar mı fena oluyorsun? Tahmin bile edemezsin. Beyim. Gel. Beyim çadır yanıyor. Hangi çadır? Kafesli çadır beyim. Kahretsin.
ayrı. Ne senin, ne de alplerinin başına geleceklere yapabileceğimiz bir şey yoktur. Abdurrahman'ın yaşaması için elimden geleni yapacağım Ertuğrul. Bilirim ana. Bilirim. Lakin Abdurrahman'ın canı bize emanet değildir. Sen de bunu çok iyi bilirsin. Abdurrahman içeride değilmiş bey. Ne demek istiyormuş? Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin! Getirin su! Su! Koş! Koş! Koş su! Torunumu da kucağıma aldığım vakit artık dünyalar benim olacak. İnşallah analı babalı da büyüyebilir. Ağzından yer alsın kızım. Seni alacak. Sen kaçırdın değil mi? Bu ne densizlik Tutekin? Kim kimi kaçırdı? Ne dersin sen? Kafesli çadır yandı. Abdurrahman'ın içinde yok. Doğru mu der Ertuğrul? Ne yangından ne de Abdurrahman'dan haberim vardır ana. Tutekin ve Alper'i emanete sahip çıkamamışlar. İndir kılıcını. İndir kılıcını. Açtın. Ertuğrul bırak. Ertuğrul! Ertuğrul bırak! Eğer ona bir şey yaptıysanız canınızı alırım. Bırak, öldüreceksin! Ugh!
Tuğtekin. Bir daha benim otağıma böyle girersen ecelim benim elimden olur. Sana gelince Ertuğrul, bu işi yapıp yapmadığından emin değilim. O yüzden bir süre obadan uzak durasın. Gün ağarınca yola çıkasın. Ana. Tuğtekin. Topla çakallarını defol. Hadi. Nerede olursam olayım, bebemizin ve senin yanında olacağım. Benden sabır etmemi istersin bilirim. Yüreğime taş basıp seni beklememi istersin. Ben de bunu yapacağım Ertuğrul. Bundan gayrı yüreğin bebemle bizim döşeğimiz olacak. Bunlar Ertuğrul'un alpleri. Turgut'la Doğa. Kervansaray'da tanışmıştı. Biz pusatlarımızı, canlarımızı meydana şehit olalım diye çıkarırız. İyi de Ertuğrul nerede? Peşlerinden gideyim mi ne? Sen bana burada lazım. Tangut, peşlerinden 5 tane adam yolla. Başım üstüne bağcın uyan.
Kimsin sen Meczup? Ne işin var burada? Buralarda iki alp gördün mü? Meczupsun ama marifetlisin de. Marifet bizde değil. Bu imansız başlara secde ettiren aha bu dardadır. Ertuğrul ve Alper'i yaptın. Yeter artık. Yeter. Oğlumu suçlamaktan vazgeç. Çadırda senin dört Alp'in nöbetçiydi. Çadır yanarken ne halt ediyorlardı acaba? Ha? Abdurrahman kuş olup uçmadı ya. Anam doğru der Tuğtekin. Alplerin nöbet tutmaktan aciz. Onu koruyamadınız. Düştün Ertuğrul. Ne işin var burada Gökçe? Senin böyle gitmene razı gelemezdim. Her tarafımız düşman kaynarken ne yaparsın burada? Öyleyse sen niye gidersin Ertuğrul? Madem her yanımızı mal sarmış, bu yaralı elinle nereye gidersin? Güzel kız da kimmiş? Ertuğrul'un kardeşi sayılır. Süleyman Şah babasını öldürüp ablasıyla Gökçe'yi kızı gibi büyüttü. Demek adı Gökçe. Sen gidip atları hazırla. Gökçe,
şuradan.